Peki nankörlük deyince akla hemen onun adı gelir. Evet, aslında kız. Yani bana inankör falan demiş kendisi. Kendi söylediği her şeyin başında kendisi geliyor. İnankörsün Eda Sakız, inankör. Demet Akalın ve uzun makarna konusu. Hira bugün TikTok'a giriyor. Hani bayağı tanınmış bir isimsin ama yani 7000 TL'de için böyle bir olay bana saçma geldi. 7000 TL güzel bir reklam oldu onun için. Herkese merhabalar. Bir Başka'ya hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin ilk fenomen akademisi olan Boom Club'a geldik ve Mehmet'i hemen bu koltuğa oturtturup sohbetimize başlamaya çalışıyoruz. Nasılsın Mehmet? İyiyim. İlk görüştüğümüzde daha iyiydim ama. Neden? Çok gün geçti. Ne değişti? Ne değişti? Daha yoğun çalışmaya başladık. Ondan olabilir belki. Sabah 7'de kalktım da bugün. Ondan son galiba. İki haftadır 7'de kalkıyormuşsun zaten. Evet. Biz geldiğimizde uyuyordur herkes diye düşündük ama sen burada canlı yayın yapıyordun. Evet, tek ben vardım ayakta, herkes uyuyordu maalesef. Peki, Boom Club'dan bize biraz bahseder misin? Şimdi burası bir fenomen akademisi. Burada herkes bir hayali, bir hedefi var. Gelen herkes de buraya hayalini yaşamak için geldi. Yani burası daha çok sosyal medya değil de sinema sektörüne geçmek için geldiğimiz bir yer. Burada eğitim alıyoruz. Workshop olsun hepsini alıyoruz. Yani ders, eğitim. Ondan sonra yarışmalar oluyor kendilerimizde. Bu yarışmanın sonucunda da büyük ödüller var. Araba, ev, tatil, telefon gibi. Böyle güzel şeyler var. Çok kavga oluyormuş, öyle duydum. Evet, çok kavga oluyor. Hatta birazdan size uzatacağız falan demiş. Beni değil, Melis. Gel bakayım buraya. Öyle güzel şey, eğlenceli bayağı. Peki bir okul gibi diyorsun. Neler düşünüyorsun? Hani böyle mesela değişik isimler geldiğinde gerçekten verim alabiliyor musunuz farklı isimlerden, derslerden? Evet. Hakan abi geldi mesela. Hı-hı. Hakan Bilgin. Hı-hı. Mesela burada bize güzel şeyler anlattı. Mesela yani kimden ne alırsak bizim artımıza sinema sektöründen de insanlar geliyor. Evet. Hakan Bilgin gibi isimler. Yani onların bize anlattığı tecrübelerini bize anlatıyorlar. Yani bunlar bizim için tabii ki de artı oluyor her zaman. Evet. Bizim için daha iyi. Yani. Seninle birkaç hafta önce bir video çektik. Biliyorsun ki. Bir ay oldu ya. Bir ay oldu mu? Evet, bir ay oldu. Bir ay önce bir video çektik ve hem başlığı olay oldu. İşte Cemre'lerle tanışma hikayen. Hem de videonun içinde Eda ile ilgili bir şeyler söylemiştin. Bir sonraki programımıza da Eda konuk olmuştu Melisa'ya. Melisa beni kovalıyor galiba Eda ya. Aşık falan mı? Eda da senin hakkında yani çok fena şeyler söyledi. Neler söylemek istiyorsun? O videodan sonra nasıl tepkiler aldın? Eda'nın videosunu açıp bakmadım. Ama keşfime çıktı. Yani bana inankör falan demiş kendisi. Allah görüyor her şeyi, biliyor. Yani diyecek fazla pek bir şeyim yok. Yani kendi söylediği her şeyin başında kendisi geliyor. Bunu söylesem yeterli bence. Peki nankörlük deyince akla hemen onun adı gelir. Eda Sakız. Javet, Javet, şeyine ne diyorsun, cümlelerine ne diyorsun? Mini şarkısına. Yani kötü bir amaçla söylediğini düşünmüyorum ama yanlış yaptığını zamanla kendisi de anlayacak zaten. Yani şu anda da aranız kötü. Yani konuşmuyoruz. Anladım. Kötü gibi bir şey. Peki, neler yapıyorsun şu sıralar? Neler Boom Club'ın dışında farklı projeler, işte YouTube kanalına içerikler üretmeye devam ediyor musun? Yani Boom Club dışında yani her şey bu evde oluyor zaten. Sizden Boom Club hesabında da videolar çekiyoruz evimize. Yarışmalarımız falan oradan yayınlanıyor. Şimdi Survivor konseptim başlayacak. Yani onun ismi de TikViver gibi bir şey olacak. Öyle 6'ya 6 TikTok fenomenlerinin olduğu bir yarışma yapacağım. Şu anda onun hazırlığını falan yapmaya başladık. Hatta dün Flayzone'a falan gittik. Mekan ayarladık. Bakalım bu da birkaç hafta içinde başlayacak. Survivor izliyor musun? Evet. Kimi tutuyorsun? Kimseyi. Kendimi. Demet Akalın ve uzun makarna konusu. Aa, evet ya, çok kötü bir olay. Hira bugün TikTok'a giriyor. Bence 7000 TL güzel bir reklam oldu onun için. Öyle mi? Evet. Peki o hani bir de böyle açıklama yaptı ya iyice işte soygunculuğa döndü bu iş. TikToker'ları aslında bir hakaret gibi bir durum oldu. Çoğu TikToker da buna tepki gösterdi. Hatta işte böyle remixlenen bir şarkıda evet, videolar evet. Çekildi. Sen ne düşünüyorsun? Sen kendi üzerine alındın mı, üzüldün mü, tepki vermek yani istedin mi? Sonuçta uzun makarna arkadaşımın sevgilisi. Yani onun adına çok üzüldüm. Çünkü insanların gözünde kötü bir konuma geldi. Tabii ki de olmasaydı böyle bir olay ama yani yılların ünlüsüsün. Yani bayağı tanınmış bir isimsin ama yani 7000 TL'de için böyle bir olay bana saçma geldi. Güzel bir reklam oldu onun için, gene söyleyeyim. Keşke olmasaydı ama işte kız da TikTok falan kullanıyormuş galiba. Hira sonra Cellat'ın da sanırım yayınına girmiş. Böyle bir şey görmüş. Herkesinkine gitti ya. Ya şimdi şeyler falan yapıyorlar böyle. Hira isimli hesaplar açıyorlar. Herkesin canına gidiyorlar falan. Öyle şeyler oluyor işte. Fake yani. Fake.
Peki yeni ship mip olayları var mı? Onlardan biraz konuşalım. Yok ama en sevdiğim ship Igay. Kim onlar? Ha okey. Peki. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin mi? Evet. İnankörsün Eda Sakız. İnankör. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Siz de. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda evet görüşmek üzere. Biz sık sık geleceğiz. Burası senin ama. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet lütfen. Bay bay. Yeniden Mehmet'le beraberdik. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere diliyoruz ve hoşçakalın diyoruz.